Ester Hatun'a haber yolladım sultanım. İmarethanede sizi bekliyorlar. İlaveten Halil Paşa'mız da gelecek. Hacı Vezir-i Azam'a malumat ver. Papa'nın casusları içimize kadar girmiş. Başka kimler bu pisliğe bulaşmış, tetkik etsinler. Emredersiniz. Bu arada Prenses Fahri için Üsküdar'daki Kavak Sarayı'nı hazırlatıyorum sultanım. Âlâ. Akşama şenlik tertip edelim. Prensesi hoş tutalım ki oğlumun gönlü şenlensin. Sultanım. Kemankeş Mustafa. Ne oldu? Valide sultanım. Padişahımızın fermanıdır. Bundan böyle ketüdağınız olarak size refakat edeceğim. Bekçilik edeceğim desene şuna. Adın ne senin? Yakup Sultanım. Mektebe gidiyorsun değil mi? Sayenizde Valide Sultanım. Allah sizden razı olsun. Allah Sultanımızdan razı olsun. Bu hatun kimdir ağam? Ester Hatun. Sultanımızın hesap kitap işlerine bakar. Servetini işletir. Yani senin anlayacağın Valide Sultanımızın kasasıdır. Valide Sultanım. Kemankeş Ağa'nın ne işi var burada? Sorma. Hünkaroğlum benden yüz çevirdi. Naibeliğimi aldığı yetmezmiş gibi bir de başıma nöbetçi dikti. Dünden beri herkes kapıma dayandı sultanım. Bilhassa iş yaptığımız tacirleri. Şimdi ne olacak diyorlar. Yeniçeriler de endişe etmişler sultanım. Paralarını soruyorlar. Ağızlarının payını veremediniz mi? Ben tabii. Sultanımız başımızda dedim. Kimseyi mağdur etmez. Sultanım korkuyorlar naibeliğiniz bitti diye. Nizamın değişeceğinden korkuyorlar. Korkacak bir şey olmadığını anlatın. Her şey eski usul devam edecek. İşler zinhar aksamayacak. Naibeliğim bitmiş olabilir. Lakin ben hala Valide Sultanım. Ben yaşadığım müddetçe nizam değişmez. Kemankeş Ağa, oldu olacak hareme de gel istersen. Haşa sultan. Thank you.
Kösem Sultanım, bu zarif davetiniz için çok teşekkürler. Prenses Fariye, hoş geldin. Kadının kim sultanım? Ayşe Sultan, şehzade anasıdır. Hünkar abimin baş kadını. Gördüğün gibi Feryal, harem hiç de anlatıldığı gibi bir yer değilmiş. Değilmiş. Doğru. Çok tuhaf. Neymiş o tuhaf olan? Harem, sultan. Yani hiç böyle hayal etmemiştim. O kadar çok şey duydum ki sanki bir masal diyarıymış gibi. Duyduğun her şeye inanma prenses. Çoğu yalan yanlış şeyler. Lakin bir masal diyarı olduğu doğru. Neden biliyor musun? Neden sultanım? Dünyanın başka hiçbir yerinde köle olarak girdiğim bir sarayda dünyayı yöneten bir sultan olamazsın. Senin için Üsküdar Sarayı'nı hazırlattım prenses. Orada daha rahat edersin. Yarın yola çıkacaksın. Siz nasıl uygun görürseniz sultanım. Benim için yaptıklarınıza minnettarım. Atike, Geverhan nerede, gelmedi hala? Dairesinde validem. Canı sık. Eğlenceye katılmak istemedi. Siz burada kalın. Ben bir bakayım. Geverhanım, seni böyle gördükçe kahroluyorum. Ne vakit bitecek yasın? O hain için döktüğün gözyaşı yetmez mi? Ben paşaya değil, kendi aptallığıma ağlıyorum validem. Bunca zaman bir yalanın içinde yaşamışım.
Yıllardır ihanet ediyormuş bana. Ne ihaneti? Gözlerimle gördüm. Kendine bir dost tutmuş. Hatta bir çocuğu var o hatundan. Bizden ayrı. Başka bir hayat kurmuş kendine. Her şerde bir hayır vardır. Bak o soysuzun hakiki yüzünü görmüş oldun. Tamam, üzülme. Prenses Farya oğlumun aklını başından almış belli. Gece onun yanına gittiğine göre. Vallahi hatunun gözü göz değil sultanım. Fena. Validem. Aslanım hoş geldin. Gel otur anaoğul sohbet edelim biraz. İşlerim var çıkacağım. Prenses Farya'nın vaziyeti hakkında konuşmaya geldim. Üsküdar'daki saraya göndermekten vazgeçtim. İncil Köşk'te kalacak. Olacak şey mi bu? Sarayın kaideleri belli. Burada kalması zinhar münasip değil. Münasip Validem. Ben istersem münasip. Hatunu getir buraya. Hazırlıklar tamam hünkârım. Hünkârım, çıkıyor muydunuz? Konuşmak istediğim mühim bir mesele vardı. Gel Bayezid, yolda anlatırsın. Gel. Hünkâr oğlum geldi, konuştuk biraz. Anlaşılan kulağına bir şeyler fısıldamışsın ki burada kalacağını söyledi. Lakin bu mümkün değil. Sarayda kalmana müsaade etmem. Hareme girmez, söz konusu dahi olamaz. Sultanım, bağışlayın ama benim hiçbir şeyden haberim yok. Az önce Atike Sultanımız geldi ve burada kalacağımı söyledi. Sultan burada öyle... Derhal git toparlan. Üsküdar Sarayı'na gideceksin. En kısa zamanda da ülkene yollayacağım seni. Başımıza açtığın dertler kâfi. Çekilebilirsin. Sultanım,
İyi mi ettik, kötü mü ettik bilmem. Hünkârımız ne diyecekler bu işe? Hünkâr oğlum benden haremi idare etmemi istedi. Ben de ediyorum hacı. Validem, Prenses Farya'yı Üsküdar Sarayı'na yollamışsınız. Lakin Hünkâr abim burada kalmasını istemişti. Çık dışarı Atiki. Ve bir daha sakın huzuruma destursuz gelme. Valide Sultanım. Ester, ne bu halin? Ne oldu sana? Sipahiler. Firar sipahiler geldi. Alçaklar konağımı bastı. Vallahi canımı zor kurtardım. Ne istiyorlarmış? Kösem Sultan bize verdiği sözü tutmadı. Bizi kandırdı, bizi oyaladı. Bıçakçıoğlu, Cadı Osman, Çamur Rıdvan ve daha nice yoldaşımız onun yüzünden katledildi. Ona de ki, yakında Sultan Murad'ı abi Osman gibi bağlayıp sokaklarda gezdireceğiz. Yerine Şehzade Bayezid'i geçireceklermiş. Kösem Sultan. Valide Sultanım, ben emredim. Firari sipahi ağaları Ester'in konağını basmış. Alenen beni ve oğlumu tehdit etmişler. O iç sürüsü hala nasıl dolaşıyor payitahtta? Hünkârımızla biz de üzerlerine gidiyoruz sultanım. Lakin saklanıyorlar. Arka çıkanlar da çok. Bunlar mazeret değil Halil Paşa. Hangi deliğe girdilerse bulup çıkaracaksın. Aksi takdirde ilk senin kelleni alırım. Valide sultanım. Epey olmuş çıkalı. Doğrusu merak ettim. Hünkâr oğlumla ne işiniz vardı? Hünkâr abimle dolaştık biraz sultan. Haber gelince de ayrıldık. Ne haberi? Bir malumatım yok. Saraya dönmemi emrettiler. Müsaadenizle. Ona dikkat edin. Malum Bayezid asilerin gözdesi. Şehzademize itimadım tam sultanım. Hünkârımıza sadıktır. Hainlere fırsat vermez. Olsun, biz yine de tedbiri elden bırakmayalım. Malum Ademoğlu çiğ süt emmiştir. Gel. Valide Sultanım, hünkârımız geldiler. Hünkârım.
Hünkar oğlum kükremeye gelmiş belli ki. Bizi yalnız bırak. Prenses sarayda kalacak dedim. Lakin siz arkamı döner dönmez onu yollamışsınız. Benim himayemde olan birini düşmanlarıma nasıl teslim edersiniz? Böyle bir şey mümkün mü? Benim böyle bir ihanetin içinde olduğumu nasıl aklına getirebilirsin? Ben sadece Üsküdar Sarayı'na yolladım, o kadar. O yüzden mi prensesin yolu kesildi? Zira nereden geçeceğini biliyorlardı. Zaten onu istemiyordunuz. Bu yolla kurtulacaktınız. Karşında kim var senin? Validenim ben. Valide Kösem Sultanım. Ne dün ne bugün devletin aleyhinde hiçbir şey yapmadım, yapmam. Doğru, yapmazsınız. Zira aldığınız her kararın devletin lehine olduğunu düşünüyorsunuz. Öyle değil mi? Nasıl da öfkeyle bakıyorsun bana. Nasıl da üzüyorsun beni yok yere. Yazık. Seni bu hale getirecek ne yaptım hiç bilmiyorum. Validem! Tamam. Tamam. İçin rahat edecekse söyleyeyim. Her bir evladımın başı hakkı için yemin ederim ki prensesi o soysuzlara teslim eden ben değilim. Neden Üsküdar'a gönderdiniz? Neden kararımı hiçe saydınız? Valide Sultan olarak vazifemi yaptım. Haremin kaideleri belli. Padişah dayı olsan riayet etmek zorundasın. O halde kaideler değişti. Prenses sarayda kalacak. Ve siz onu teslim eden her kimse bulup önüme çıkartacaksınız. Aksi takdirde vebali sizin boynunuzdadır. Farya aklını başından almış senin. Esas düşmanlarını unutmuşsun. Daha bugün asi sipahiler Ester'in konağına baskına gelmiş, tehditler savurmuşlar. Valide Sultanım. Prenses İncülü Köşk'e alındı sultanım. Hekimler kendisiyle alakadar oluyor. Herkes bunu benim yaptırdığımı düşünüyor. Hünkar oğlum dahi. Bir an evvel kimin olduğunu bulmamız şart. Aslında benim şüphelendiğim biri var sultanım. Kim? Onun sana yaptığı kötülük yetmiyor da şimdi bir de onun öğütlerini mi dinleyecekmişsin? Ona aman verecek olursan ben de başımı alır giderim. Yılanın başını ezmiş ve kuyruğunu da ayağının altına almışken tutup vücudunu kumaşlarla süslüyorsun. Artık padişahımın yanında duramam. Dünyanın gider bir köşesine çekilir yaşarım. İnşallah oradaki ömrüm de çok sürmez, dedi. Ondan sonra çekine çekine Demir ve Geruh da Turan Padişahı'nın yanına gelirler. Sultanım, biz şehzademizle alakadar oluruz. Gel. Valide Sultanım, beni emretmişsiniz.
Sana bir sual soracağım Ayşe. Ve sen bana doğruyu söyleyeceksin. Prenses Farye'yi sen mi ihbar ettin? Zinhar, benimle ne alakası var Sultan? Hakikat er ya da geç ortaya çıkar nasıl olsa. Eğer öyleyse şimdi söyle. Aksi takdirde seni nasıl korurum? Sana nasıl yardım ederim, değil mi? Bağışlayın validem. Ben sadece hünkârımızı korumak için... Sen kimsin Ayşe, sen kimsin? Nasıl böyle bir şeye cüret edersin? Üstelik kabahatin çoğunun benim üzerime kalacağını bile bile. Aklımın ucundan dahi geçmedi. Bak hala yalan söylüyor. Meleki, al bunu hünkârımıza teslim et. Hayır validem, ne olur yapmayın. Beni ele vermeyin, ne olur yapmayın. Hünkârımız öğrenirse sağ olmaz. Bana acımıyorsanız evlatlarımı acıyın. Ahmet'imi acıyın. Bunu yapmadan önce düşünecektin. Yıkıl karşımdan, Meleki! Anne? Validem. En doğru kararı verdiniz Valide Sultanım. Ayşe Sultanımız ifşa olursa herkesin canı yanar. Yatsın kalksın torunuma dua etsin. Hayret. Bunca yıl akıllı uslu duran hatun delirdi birden. Gel. Valide Sultanım. Sabah gel Hacı. Sultanımız istirahat ediyor. Mesele mühim. Halil Paşa'mızın ulağı geldi. Asi sipahi ağalarından birinin izini bulmuşlar. Kimmiş? Zorbabaşı Kumra. Edirne kapıda bir oğlu varmış. Evi göz hapsine almışlar. Geldiği vakit tepesine binecekler. Kumra. Biz de oğlum Mehmet'le muhabbet ediyorduk. Pek akıllı bir delikanlı maşallah. Sultanım ben... Mehmet hadi oğlum sen aşağı in. Bizim babanla konuşacağımız hususi mevzular var. Oğlumun bir günahı yok sultanım. Allah aşkına ona zarar verme. Affınıza sığınıyorum. Af yok. Sen ki hanedana Ali Osman'a ihanet etmiş bir alçaksın. Şüphesiz cezanı çekeceksin. Oğluna gelince. Eğer yaşamasını istiyorsan bana diğer hainlerin yerini söyleyeceksin. Sübyan Mektebi'ne yazdırın. Masrafları şahsi hazinemden karşılansın. Emredersiniz sultanım.
Sultanım. Hünkârımızın bu meseleden haberdar olması gerek. Saklayacak değilim Kemal Keşi.